Şu an Edirne'de Pazar Kule sınır kapısındayız. Dün sabah itibarıyla buraya birçok mülteci geldi. Ancak bu sabah baktığımızda mülteci sayısının oldukça arttığını görebiliyoruz. Burası Edirne'de bulunan Pazar Kule sınır kapısı. Geceyi burada geçiren mülteciler her noktada ateş yaktı ve ısınmaya çalıştı. Çünkü sıcaklık derecesi gece saatlerinde oldukça düştü. Çoluk çocuk burada ne bulduysa yiyor, görüyorsunuz. Bir kardeşimiz, bir başka aileyi görebiliyoruz. Bakınız, çoluk çocuk, anne baba burada karınlarını doyuruyorlar. Tabii yaşam mücadelesi veriyorlar burada aileler. Tek hedefleri Türkiye'den, Pazar Kule sınır kapısından içeri geçebilmek, yani Yunanistan'a doğru. Ama çoğu Yunanistan'da kalmayacağını söylüyor. Çoğu Yunanistan'dan geçip Avrupa'da herhangi bir ülkeye geçmeyi planladığını ifade ediyor. İşte bakalım, biraz daha iç noktaya geldiğimizde burası Türkiye. Bu ara nokta tampon bölge. Ateşler yine her noktada yakılı bir vaziyette. Çok sayıda insanın burada bulunduğunu, mültecinin bulunduğunu görebiliyoruz. Çoluk çocuk, bakın çocuklar her tarafını sarmış durumda. Üşümemek için, bu kardeşimiz de öyle. Elleri gerçekten soğuk ama. Elleri gerçekten soğuk. Ama işte burada bekliyorlar geçiş yapmak için. Çok sıcak. Soğuk. Soğuk. Çok soğuk. Soğuk değil mi? Soğuk, hava çok soğuk. Siz de üşüyorsunuzdur. Eller yara. Ama bu kardeşimiz daha önemli. Yani çocuk olduğundan. Çok sayıda çocuğun burada olduğunu biliyoruz. Yine o biraz daha korunaklı ama ne kadar korunabilir bu soğukta bilmiyoruz. Tabii eldivenlerini giymişler. Eldiveni olmayanlar var. Yani burada durum bu şekilde. Çok sayıda mültecinin bulunduğunu, dün sabah itibarıyla buraya gelişler başladı. Hatta geceden bilgi paylaşılınca Türkiye, Avrupa'ya açılan sınır kapılarını mültecilere açacak bilgisi üzerine buraya çok sayıda mülteci geldi. Ve şu anda o mülteciler bu tampon bölgede bekliyorlar. Bakınız, hala bitmiyor ve aralarındayım şu an. Sınırı da hemen şu noktada, şöyle netleyebilirsek. Şurası ve orada da güvenlik güçleri var, Yunan askerleri var. Geçişe izin verilmiyor mültecilerin geçişine. Bakınız, ne her milletten. Nereden geliyorsunuz siz? Erka. Neresi? Djibouti. Djibouti'den gelenler de var. Yani sadece Suriye, sadece Afganistan veyahut da İran, Irak değil. Djibouti, diğer ülkelerden de Türkiye'de bulunan mülteciler sınırı geçmek için şu an Pazar Kule sınır kapısına gelmiş durumda. Edirne'de durum bu. Çantasını alan, poşetini alan, eline ne malzemesi varsa alan buraya geldi ve hedefleri aslında bir umut yolculuğu. Buradan daha iyi şartlarda yaşamak için ülkelerinden zaten buraya gelmişlerdi. Ancak çok sayıda mültecinin Türkiye'de bulunduğunu biliyoruz. İşte o mülteciler imkanlar dahilinde Avrupa'ya açılacağı söylendiği için, o haberler geldiği için buraya geldiler ve Avrupa'ya geçmek istiyorlar. İşte biz de sizlere o mültecilerin, o düzensiz göçmenlerin görüntülerini şu an size kaydediyoruz. Her noktada tabii ağaçlar yakılıyor, bir şeyler yakılıyor. Burası aslında yani savaş alanı gibi desek doğru olur mu bilmiyorum. Yani etraf darma duman. Her taraf yani çöp pislik içinde kalmış durumda. Yani dünden bugüne. Çünkü çok sayıda gelen oldu buraya. Artık yüzlerce ifadesini kullanıyordum ben dün ama binlerce kişi şu an Türkiye'de Pazar Kule sınır kapısında
geçiş için bekliyor. Biz de gelişmeleri takipteyiz burada. Ve bakalım, merak konusu şu: Yunanistan bu mültecileri alacak mı? Geçişlerine izin verecek mi? Tek soru artık bu. Çünkü bir insanlık dramı da yaşandığını söyleyebiliriz burada. Bakın, her noktada aileler var. Grup grup insanlar buraya gelmiş durumda. Ve o insanlar da bir an önce Yunanistan sınırını geçmek istiyor.